Anne babalar dikkat! Sıradaki haber sizleri yakından ilgilendiriyor. Eğer çocuğunuzun sağlıklı büyümesini istiyorsanız, besin çeşitliliği konusuna dair uzmanlar ciddi uyarılarda bulunuyor. Söyleyeceğimiz gibi çocuklarınıza bunları yedirin. Günde 200'e yakın farklı besinden tüketmesi gerekiyor. Bunları asla yedirmeyin. Dışarıdan kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çocuklar için sağlıklı besin çeşitliliği önerileri Magazin 8'de. Tabii bu 8 yaşındaki bir çocuk için. 25 yıldır beslenme uzmanı olarak görev yapan Gülşen Altın, çocukların renkli beslenmesi gerektiğini söyledi. Aslında sadece çocuklar değil, büyük bireyler de günde 200'e yakın farklı besinden tüketmesi gerekiyor. Bu renk bu anlamda çok önemli. Şimdi burada da göstereceğimiz gibi renkli besinler, çeşitli renkli, işte kırmızı, yeşili, sarısı, hepsinin farklı farklı besin içeriği var. 20 yıldır çocukların beslenmesi üzerine araştırmalar yapan Gülşen Altın bir deneyim edinmiş. En çok sevdikleri şey tabii ki patates kızartması. Bu anlamda patates kızartmasını dışarıdan kesinlikle tavsiye etmiyorum. Ben örnek olarak burada dışarıdan getirilmiş, alınmış hazır bir patates kızartmasını istedim ki görülsün. Tatlı ve dondurma tüketimi konusunda da çocuklar için önemli uyarılar var. Ben dondurma yerine farklı alternatifler, yoğurt, içerisine meyve ve bir miktarda üzerinde chia tohumu koyarak hem kalsiyum, magnezyumu, proteini, her şeyini çocuk almış oluyor. Değerli izleyenler, çocuğunuz için sunum da çok önemli. Şuna lütfen bakar mısınız? Yetişkinlerin dahi canı çekiyor. Keza tabii böyle bir şey. Çocuklar çok keyifle yiyorlar. Meyve yemeyen bir çocuk. Yani kavunu böyle ufak kavunları kesip içerisine kavunun kendisi, işte şeftali, armutu, üzümü, muzu ne varsa buraya koyabiliriz içerisine. Bunu da hani eline verip bu şekilde. Tabii bu 8 yaşındaki bir çocuk için biraz fazla. Gelelim dondurma konusuna. Öyle bir dondurmayı gerçekten çok istemiyoruz. Ama hani çok seviyorlarsa şunu yapabilir. Bunun üzerine sade dondurmadan bir kaşık koyup böyle bir renklendirme, bir keyifle olabilir. Hani her türlü alternatifimiz burada mevcut. Beslenme uzmanı Gülşen Altın, 25 yıllık deneyimiyle çok farklı iki konuya daha açıklık getiriyor. Karpuzdan da iki dilim aldıkları vakit burada kırmızı olması çok önemli. Orada da yine besin değerlerini almış olacaklar. Yine özellikle ben 2-3 yaş çocuklarda önerdiğim bir yöntem. Ben kendi çocuğumda da bunu ufakken yaptım. Dişleri kaşınmaya başladığı vakit, dişleri çıkmaya başladığı zaman ellerinde taze havuç, salatalık, onun plastik, o hazır malzemelerden vermektense çocuklara patlıcanı, ondan sonra kabağı, salatalığı, havucu ellerine verip onların o kaşınmasını bu şekilde aldığı vakit çocuk temasla sebzenin onun için ne kadar faydalı olduğunu öğrenmiş ve o şekilde alışmış olacak. Ve kuru yemişler. Yanlarına ise hemen yanında masada bir miktar yine ortada işte fındık, biraz badem, kuru kayısı olabilir.